yeni bir vlogdan merhaba. Bugün 2023'ün son günü. Yani yeni yıl akşamı. Ve biz de Merve ile beraber, geçen vlogda da söyledim. Merve şu an hızlı bir şekilde bir şeyleri yerleştirmeye çalışıyor. Ve biz hazırlığımıza çok geç başladık. Çünkü dedik ki günü biz geç başlatalım. Çünkü böyle yemek gibi falan bir şeyler olsun istemedik. Böyle 8:30-9 gibi falan başlatacağız günü. Bu arada ben 4 kişilik masa hazırlayacağım. Ama sonrasında Buse'ler gelebilir, Pınar ablalar gelecek. Ama böyle gel git falan durumları olacak. O yüzden masaya şimdilik 4 kişi hazırlayacağım. Neler yapacağız? Bir tavuk yapacağım. Fırında tavuk, tüm tavuk. Hiç daha önce yapmadım. İlk defa yapacağım. O yüzden doldurma cesaretinde bulunamadım açıkçası. Hemen tavuk hazırlayacağız. Meze falan hazırlamayacağım. Bir meyve tabağı hazırlayacağız. İşte kızartma tabağı hazırlayacağız. Biraz böyle aperatifler falan yapacağız. Sunumu güzel ama böyle basit aperatif şeyler hazırlayacağız. Değil mi Merve? Geç kaldın Merve. Evet, birazcık geç kaldım. Ben saat 11'de şeyim böyle. Hadi neredesin? Hadi. Ama yetiştireceğiz. Saat şu an kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 5'e geliyor. 5'e geliyor. Ben Merve'ye saat 1'den beri hadi. Saat 5. 5. Neyse hızlıyız. Bir şekilde hallederiz ve bugünün çok güzel geçmesini istiyoruz. Aynen. Başlıyoruz. Aynen. Bu arada tavuğu bu kek kalıbında yapacağım. İçine oturtacağım. Bizimkiler hiç pilav sevmediği için de şehriye pilavı yapacağım. Şimdi ben yine hemen kendi klasik sosumu hazırlayacağım. Salça koyuyorum. Bolca barbekü sos. Bolca sıkacağım bu sefer. Bu arada Merve de yeşillik yıkıyor. Karabiber. Olmazsa olmaz zencefil. Zaten bitmiş. Şurada şurada salataya baksana yeterli. Evet. Pul biber. Aslında şimdi sadece tek uğraştığımız şey bu. Ve bir şehriye pilavı hazırlayacağım. Zeytinyağı döküyorum. Ve sıvı yağ döküyorum. Şöyle bir kaşık da süzme yoğurt koyuyorum. Biraz fazla. Böyle güzel kızarsın diye de bal. Şöyle karıştırıyorum. Okey. Şöyle şimdi tavuğu. Ya bakalım tavuk. Buna küçük oldu Merve. Daha büyük bir şey dedim. Ne vereceksin? Bakayım. Senin ilk dörtgen borcamın vardı. Evet sana. Bence de borcam vermen lazım. Borcamın bunu, nerede? Bu tarafta. Şöyle şimdi her yerine yedireceğim. İçini hiç doldurmayacağım arkadaşlar. Hemen önce bunu böyle bir sosunu yedireceğim. Gelin bakalım çocuklar. Okey. Normalde buralara patates, aslında soğan koyabiliriz böyle. Biraz böyle pişireceğim ben. Fırınımız yakmıyorsa normal pişirebilirsiniz. Böyle akşama kadar uzun pişsin. Bu sefer fırına su koymayı unutmayacağım ama koyacağım. Biraz su koydum böyle. Ve bizim daha vaktimiz olduğu için çok düşük ısıda pişirmeye başlayacağım. Okey. Hemen neye geçtim biliyor musunuz? Şimdi hemen şehriyeli pilav yapacağım. Arpa şehriyeli pilav. O yüzden önce çok az. Şöyle kızartacağız. İki renk yapacağım. Daha yağ koyacağım. Bu da aradan çıksın. Biraz böyle narla falan süsleme yapacağım işte. Hayır. Böyle yıkansın. Yıkamak uğraşmıyor. Şehriyeler bayağı bir kavruldular. Hemen diğerlerini ekliyorum. Biliyor musunuz? Narla falan da çok güzel olur. Yani iç pilav sevmeyenler böyle bir öneri sunuyorum şu an. 2 su bardağı da su ekleyeceğim. Oldu. Hazır. Şimdi şöyle ekmekler almıştım. Küçük küçük. Sakallı poğaça dediğimiz. Bununla uğraşmamak için hemen içerisine krem peynir. Krem peyniri süreceğiz. Normalde maydanozla yapılıyor. Ama biz rokayla yapacağız bu seferleri. Şöyle yarım yarım kesiyoruz.
aşk verin. Aşk ver. Yapıp yapıp kaldıracağım. Şöyle bırakıyorum. Şimdilik bunları böyle bırakacağım. Mezeden gerçekten sıkıldığımız için hiç meze muhabbetine girmedik yani. Meze yapmıyoruz bu sefer. Böyle atıştırmalıklar. Tamam, şimdilik bir 10 tane yapıyorum ben. Yetmezse zaten takviye yaparız. Merve de şöyle rokaları küçük küçük doğradı. Hemen batırıyorum. Siz maydanoza da batırabilirsiniz ama biz böyle rokaya batırdık. Demiyor. Roka manyağı hepsi. Bir şey söyleyeyim, asıl saçaklı böyle oluyor. Bak. Daha da batırıyorum. Bence şimdilik bu kadar yeterli. Bruschetta yapacağız. Yani yapmaya çalışacağız işte. Salam. Geçen almıştık. Kuru et. Ve böyle yeşil zeytin. Bir de kurutulmuş domates aldık. Bunların üzerine bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar biz kızartmama kararı aldık ya. Yani zaten ekmek gerçekten böyle çıtır. Ve bruschetta'dan hallice bir şeyler oluyor. Yine krem peynir. Ama hepsine krem peynir yapmayacağım tabii ki. Şu kuru domatesten alalım. Tamam, bu çok iyi oldu. Bu bir sıra tamam. Şimdi 4 tane de kuru et ve beyaz peynir de yapacağım. Ama beyaz peynir biraz ezinemsi bir beyaz peynir. Şimdi hemen önce yumurta. Sana iki tane vermişim. Bir tane daha mı? Şimdi şöyle börekleri kızarttım. Bunu artık sunum muhabbetine başlıyoruz. Bir de böyle bayağı bir karışık kızartma yaptım. Bunları çekmedim yani, sosis, işte soğan halkası, patates, nugget falan. Kızartma tabağı yaptım bu kaseye, işte sunumluğu, neyse artık. Gerçekten yemek hazırlamaktan bence daha zor bu. Değil mi? Kesinlikle, bizi en çok uğraştıran kızartma oldu gerçekten. Evet, şimdi soğan halkalarını şu böyle, ya da sosisleri mi ortaya koyacak? Sosisleri böyle. Sosisler daha güzel durur. Ortaya koyacağım. Kızartma tabağımız hazır. Sunumluğum şöyle aşındı ama yine de mecburen koyacağım börekleri şimdi. Çok da görüneceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden şöyle. Tamam, oldu ve görünüyorlar. Börekler de tamam. Şimdi hemen bu yaptığımız zor olan poğaçaları, mayalı poğaçaları böyle yerleştireceğim. Bu da tamam. Bir bundan. Bu da tamam. Kuru domatesli olana gerçekten çok iyi görünüyor bu arada. Ben tavuğu fırından çıkardım. Okey, ama benim fırınımdan dolayı böyle üstü yanmaya başlayınca hemen bir müdahale etmek istedim. Borcama yerleştireceğim. Hayır. Tamamdır. Of. Bayağı iyi. Birazcık da böyle. Şimdi şu suyunu da dökeceğim. Tekrar bir fırına vereceğim. Şurası kızarsın. Bir de diğer tarafı kızarsın. Masa kuruyoruz şimdi. Çileyim.
şöyle masanın son halini gösteriyorum. Gerçekten nasıl hazırladığımı bilmediğim bir masa oldu. Bugün bu vazoyu buraya koydum. Ben de şöyle apar topar giyindim. Misafirlerimiz aslında geldi ama 9'u çeyrek geçiyor. Sen ne zaman giyineceksin? Birazdan hazırlanıyorum. Merve de hazırlanıyor şimdi. Hazırız. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Masayı ancak bu kadar yetiştirebildik valla. Tavuk efsane görünüyor. İnşallah güzeldir. Merhabalar. Ama açıklama yapma. Özür dilerim. Neden özür diliyorum? Ya şu vazoyu buradan alabilir miyim? Ya vazomu buradan çekecek. Pınar abla bize yılbaşı hediyesi almış. Bizden yılbaşı hediyesi almadığımız için çok büyük utanç duyuyoruz. Hayır, ya senin. Teşekkür ederim. Hayat. Çok güzel bu. Sunum. Ay çok güzel. Ben sen bir beraber. Evet. Merve'yi evimde istemiyorum. Tamam. Ama hediye alıyorum. Merve. Ben de böyle bir manyağım. Siz öne geçin isterseniz. Hayır. Gençler buyurun. Aleykümselam. Hadi mutlu yıllar görüşürüz. Bize de bir şikayetim geldi ya. Bizi şikayet edecekler ama. Onu sen de açın şeyin için lanet olsun. Bakın. Kimleri gönderdik, kimler geldi? Saat 12 olmadan. Evet. Bizlerle. Yeni yıla birlikte girelim diye. Merve'ye bakın ama. Merve Marta şapkasını takmış. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Orada bitti. Dayım Serçeva. Gidiyoruz beraber. Çok iyi, güzel konuşuyorlar. Vay ben öyleyim. Mutlu yıllar. Hep beraber. Kolaysa gelme an, içimden söküp aşkını. Çektiysem kahrını, helal et aşkını. Zorlu sevdam, hoşça kal. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Biz sabah kahvaltı yaptık ve bildiğiniz akşam oldu. Çok geç uyandık dünden dolayı. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Buselerle Aç Çiftliği'ne gidiyoruz ve bugünü de böyle değerlendirelim istedik. Meryem Ana çiftliği açık şu anda. Bir tek diğer hepsini aradım, doluydu. Togo beni bekliyor. Açıklama yapmam lazım bir saniye. Aç Çiftliği'ne gidiyoruz işte. Güzel mesela pazar gibi ama doğal olarak pazartesi ve biz bugünü de Fatih ve Buse ile değerlendirelim istedik. At çiftliğinde görüşürüz. Gidelim. Nasıl titriyecek çok merak ediyorum. Şu anda titremez. Bu arada her yer kapalıydı. Saat kaçta çıkıyoruz biliyor musunuz? 3.30. Ben 1 gibi uyandım. 2.30 gibi böyle kendime geldim. Kahvaltı böyle. Dün zaten gece Merve ile her yeri toparladık biz. O zaman sabah uyandığımda gayet iyiydi. Hiç yorulmadım. Hiçbir sıkıntı sabah yoktu. Sabah ben de toparladım. Tolga'da bir elektrik süpürgesi çalıştırdı ama. Lütfen. İlk defa bir yılbaşı gerçekten yorulmadım. Vallahi yorulmadım. Ve çok güzeldi. Çok güzeldi dün gelen. Ben çok eğlendik ben yani. Ben de çok eğlendim. Bayağı eğlenceliydi. Bu senin de sesini duydunuz. Bayağı güzel yorumlar yazdılar Instagram'da da. Neyse hadi gidelim at çiftliğine. Bir de şey, at binebilirsem bineceğim. Tolga inanmıyor binebileceğime. Her seferinde binemiyorum. O bu sefer bineceğim. Yani öyle istiyorum. Göreceğiz. İnşallah binebilirim. Ben binemezsin demedim ayrıca. Hani orada öğleden sonra çok fazla kalmıyor ya o iş. O yüzden. Bilmiyorum. O zaman ama şeydi, binememiştim yani. Hadi görüşürüz orada. Hadi görüşürüz. Geldik ve at yok. Atlar yukarıda. Atlar yukarıda. Günaydın. Günaydın.
Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Dün diyorlar ki, Fatih diyorlar, hani niye bu şarkı söylerken gözünün içine baktın falan. Dedim ki, alışık. Hani böyle sen şarkı söylediğinde... Niye, şey mi, böyle mi yapacak? Ya hayır, ilk defa duydular ya. Dün ilk defa duydular ya, o yüzden senin de böyle. Hani... Tolga'ya bindirelim mi? Tolga lütfen. Tolga lütfen. Lütfen. Belim ağrıyor. Hayır lütfen. Hayır ya. Evet aşkım, biniyorsun. Aşkım benim senin gibi rafine zevklerim yok, istemiyorum. Hayır hayır. Bin ya. Hayır. Fatih üstünden atıyor ama atlar. At bineceksin. Binerken de işte. Burada bana karşı iki tane sıkma yapıyorsan. Biz geldiğimizde ya ben bu zaten bu çevre göl tarafında kahvaltı. Evet. Tolga gelmedi bizimle. Fatih temiz... geliyor tabii. Evet. Temiz hava almak istemiş Tolga Bey. Çocuk. Ero atmış onu. Burayı değiştirmişler Buse. Yok öyle değil. Hayır. Ben her seferinde buraya geldiğimde binememe kararı alıyorum. Hayır. Ya çok güzelsin. Bak ben binememe kararı aldım. Buse. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eras. Eras çok büyüksün. Ve çok güzelsin ama. Bu da çok büyük. Bu aşırı büyük. Alex. Ay kapıyı açacak bu. Saçmalama, aklımı aldın ya. Ama. Evet, o tam benlikmiş işte. Bak Ahmet, onun bu kilidini aşağıya almışlar. Aşağı almışlar açıyor diye işte. Bunu bir de iple bağlamışlar. Sen yaramazsın çocuk. Çocuk sen yaramazsın. Korktum. Çok büyükler çünkü. Şu çok büyük. Diğerleri normal at boyutunda zaten Merve. Şimdi gidelim, at gelirse karşılaşacağız. Gelmez, o biniyorlar ama. Ya, bir de en hero. Bir şey söyleyeyim mi? Biz buna bu. En akıllı bu mu? En akıllı bu. Hayır, kilidini aşağı şey yapmışsınız onun. Hangi? Bu açmaya çalışıyordu az önce. Yok. Öyle biniyor. Bu en asil at. Çok, en uysal. İrlanda atına benziyor bu ya. İngiliz Alman mi? Alman. Alman mı? İşte, gel. Ay çok güzel ya. Bir vuruyor sağa sol sadece. Gelsin, bir şey olmaz, gelsin. Gel. Çok... Sen de ürktün değil mi? Yok, gerçekten bu yani zarar verecek hiçbir şansı yok. Ama abi seni artık tanımış. Yeter ki artı niyetin olmasın. Tehdit aldıramazsın. Artı niyet olduğu zaman hisseder zaten, seni çifte yapıştırır. Durun. Göstereyim. Durun. Ben yandayım, yapma ya. Yani. Yandayım. Hayır, ben gidiyorum. Gel. Hayır. Ben buradayım. Hayır, gittim ben. Hayır, yapamayacağım. Bu korku bana yetti. Çok güzel hayvanlar ama kaçmam gerekiyor. Çünkü artık böyle açmaya falan başladılar. Fatih ve Buse bayağı sevdiği için. Ama bana korkutucu. Binemeyeceğim. Uzaktan izlemeye devam. Tolga'nın yanına gideyim. Korktum biraz. Binemeyeceğim yine. Çünkü şey, açtılar kapıyı falan. Evet. Bayağı seviyorlar Fatih'le de. Ha, Fatih ama biniyor atı. Ama yok, çok korktum. Bu arada biz kalktık ve dedik ki bugünü gerçekten uzun zamandır sevdiğimiz ve yapmadığımız şeyleri yapmaya ayıralım. Pis bir döner yiyeceğiz. Benim canım döner istedi çünkü. Evet, yani pis bir dönerden kastım şey, hani yağ böyle fast food anlamında pis. Tabii ki pislik anlamında pis değil. Biz ona pis döner diyoruz. Gayet böyle yağlı, sağlıksız bir döner yiyeceğiz. Sonrasında da tabii ki 101 oynamaya geçeceğiz. Umarım açıktır 101. Bence açıktır. Bugün çünkü birçok yer kapalıydı. Sonrasında da 101 oynayacağız. Öyle. Bence çok güzel geçiyor bugün. Ben döner istedim ama hepsi hadi yaptı direkt yani. Sanki beni bekliyorlarmış gibi. Böyle güzel yağlı bir döner yiyelim. Virgo'ya geçiyoruz biz bu arada. Ya Virgo'dan var ya, ben en son ta lisedeyken yedim. Ben de çok önce merak yedim. Merak ediyorum yani şu an. Yani o yüzden böyle biraz eskiyi şey yapacağız. Hatırlayacağız. Güzel olacak. Sene 90'lara gideceğiz. Sene 90'lara gidiyoruz. Bir dakika ya. Ben 95 değil mi aşkım? Ya. Geyik yapıyorum zaten. Peki. Ve kapalı.
Bildiğiniz kapalı. Dönerci kapalıydı. Biz de risk almıyoruz. Belki orada kapalıdır ama bir arasana. Bakarız aşkım zaten. Dönerci kapalıydı. Şaşırmadık. Aslında bugün birçok yer kapalı işte. Biz de Burgers'a bir gidelim dedik. Burgers'a bakacağız. Kapalı mı açık mı? Sonuçta o da böyle kızartma kızartma olan bir hamburger. Ben bu sefer tavuk yemeyeceğim ama et yemek istiyorum. Ben hem et hem tavuk yemek istiyorum diyebilir miyim sana? Ben niye acıktım böyle ya? Sabah da o kadar doyurucu bir tost yaptım yani ki. Yani benim acıkmamam lazım şu an. Bir sipariş verdik, bekliyoruz. Evet, açız. Açız, her zamanki. Her zamanki gibi. Buradan da çıkacağız. Tabii ki nereye gideceğiz? 101. Söyledin mi? Söyledim. Ben yoktum. Arabadaydık, sütlaç evet, yiyeceğiz. Sütlaç hepimiz, yiyeceğiz. Yani o pis boğazlığımız tuttu. Evet, gerçekten öyle. Şey diyorum, şey kamerayı açtım şey dedim, pis döner yemeğe gidiyoruz. Ama dedim sebze olarak kalori açısından. Kalori açısından pis döner. Vallahi yemekleri güzeldi. Türü fürü tavuk kimi? Teşekkür ederim. Sweet chili tavuk vardı, sweet chili tavuk. Teşekkür ederim. Kola istemişsiniz. Kola sen, ikiye bölüyoruz. Bardak getirdim evet. Ben. Evet. Sen de bardak. Bir de bardak, bardak alabilirim. Hazır o da geliyor. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Geldik. Ben bütün güneyi salladım. Sütlaç yiyeceğiz. Vardı. Sen de mi yiyeceksin? Ben de yiyeceğim sütlaç. Fatih sen? Ben birazdan yiyeceğim. Şimdi yemeyeceğim hemen. Ya benim okey kaçtı. Ne bileyim bile. 2 ile 9'u topla. Bu okey değil de bile. 8-3 daha. Okey sarı 9 diyorum bu okey değil de mi deyip sarı olduğunu gösterebilirim. 29, 39. Sırf olan sarı. Kaybettik. Yine her zamanki gibi. Kaybettim demek. Kaybettik Tolga. Nankör. Kaybettik. Şimdi eve geldik. Bu vlogu da böyle sonlandırmak istiyorum. Umarım keyif aldığınız ve beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Bu arada yeni yılınız size sağlık, huzur, bereket, istediğiniz her şeyi böyle hayırlı bir şekilde nasip etsin. Çok güzel bir yıl olsun istiyorum. Neden bilmiyorum ama bu yıl beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Geçen sene hiç böyle olmamıştım ama bu yıl için gerçekten böyle hislerim ve böyle hislerim farklı, isteklerim farklı ve biraz daha böyle beklentilerim farklı ve beni bu yıl bir tık da olsa heyecanlandırıyor. Umarım hayal ettiğim gibi olur ve umarım istediğim gibi olur. Sağlık tabii ki ilk önce sağlık olması şartıyla gerçekten hepimiz sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl geçirelim. Kanalıma abone olursanız, beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.